Herkese merhaba ben Koray ve bugün sizlerle birlikte FIFA Mobile 2020'de hayalimdeki kadroları kurmaya devam ediyorum arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte içinde çok fazla favori oyuncumun olduğu bir ligi kuracağız. Lig 1 yani Fransa Ligi arkadaşlar ve dizilişimiz gördüğünüz gibi bu şekilde. Rekba, Parker, Silveria, Yates, Samuel, Tao, Qianglong, Miller, Medley, Brewster, Mason, Kopens bunlardan oluşuyor. Ve bakalım arkadaşlar bugün sizlerle birlikte nasıl bir kadro kuracağız. Hep birlikte göreceğiz. Şimdi arkadaşlar ilk olarak oyuncularımıza bakalım tabii ki. Kaylor, Navas kalecimiz olacak arkadaşlar. Sizlerle birlikte hepsini tek tek şimdi satın alacağız. Ve bakalım nasıl bir takım olacak. Bu arada arkadaşlar eğer bu video 1750 beğeni geçmezse bir daha hayalimdeki kadro serisi gelmeyecek. 1750 beğeni de yeni bir bölüm sizlerle olacak. O yüzden videoyu aşağıdan beğenmeyi unutmayın. Süper güç videolarında zaten yorum sayısı beğeni sayısını geçmeye başlamış. Yorum yapıyorsunuz o kadar uğraşıyorsunuz. 2 saniye beğenmeye mi üşeniyorsunuz ya? Arkadaşlar üste çıkmamız için bunlar gerçekten çok önemli. Yeniyseniz de kanala abone olun. Bildirimleri açın ki bir sonraki bölümlerden de haberdar olun arkadaşlar. Hiçbir şeyi kaçırmayın. Şimdi hemen Keller Navas alacağız. 87'lik Navas'ı. Ya nasıl olabiliyor abi? 510 bin coins'e videodan önce görmüşüm. Bir adamın değeri Hani 1700 bile olsa nasıl bu kadar etkilenebiliyor ben videoyu çekene kadar. Şimdi ben belki bu 1000 coins yüzüne bütün transferleri tamamlayamayacağım. Her neyse arkadaşlar bu kadar sinirlenmeye gerek yok. Bu arada arkadaşlar Türkiye'den 2 tane çok iyi oynayan oyuncu var. Fransa Lig 1'de. Birisini kullanmayacağım. Niye kullanmayacağım? Çünkü dizilişimden dolayı. Dizilişim stoperli bir diziliş olduğu için arkadaşlar. Üst stoperli olduğu için bir tane Türk oyuncuyu kullanamayacağız. Ama asıl zaten asıl bizim... Hayran olduğumuzu maalesef şu an sakat arkadaşlar. Türk oyunculara ne oluyor bilmiyorum. Hepsi böyle gitmeye başladı. Allah nazarlardan saklasın dedikçe daha da kötü şeyler oluyor anlamadım. Ama inşallah iyileşecekler Euro 2020'ye kadar arkadaşlar onu bekliyoruz. Ee, her neyse. O oyuncu zaten benim çok sevdiğim bir oyuncu Lille'de oynuyor zaten arkadaşlar tahmin ediyorsunuzdur. Anderson alacağız şimdi sizlerle birlikte 1 milyon 260 bin coins'e varmış. Bakalım şimdi de var mı? Yani inşallah bu adamın da değeri atmamıştır 5 dakikada lütfen atmamış olsun. Evet hem de ama yani başka bir Anderson daha var ya şu an sinirlerim bozulmaya başladı. Hemen pozisyon olarak stoper seçelim. Üst stoperi beraber zaten alacağız. 1 milyon 257 bin coin ise bu sefer de 3 bin coin kar etmiş olduk arkadaşlar. Anler seni de aldık. Pahalı bir stoper aldık ve şimdi bir tane daha 88'lik stoperimiz var. Mar Kinyos gelecek. O da stoper ve fiyatı ne kadarmış arkadaşlar? Fiyatı da ucuz o bir oyuncuya göre. 425 bin coin ise Mar Kinyos'u alacağız ama... 421.000 coin ise gördüm. Şimdi bir tane daha 421.000 coin ise gördüm mü kaçırmayacağım. Evet. Alalım arkadaşlar. Marquinhos da alalım. Valla uğraşmak istemiyorum artık. Cidden sinirlerim bozuldu. Ve şimdi Thiago Silva'yı alacağım. Abi tek denemede gelmezse bu da. Bu da tek denemede gelmezse ben artık ben artık sinirleneceğim. Şimdi Thiago Silva'ya geldik. Aga 505 binmiş. Hadi 507 bin 500 yazıyorum. Hadi 507 bin 500 yazıyorum. Çık artık. Evet çıkmış. Hem de 500, 500 bine bile var. Bak. Bak bu adam iyi. Bu adam bize kıyak yaptı şu an. 500 bin coins'e direkt var yani. Bu gerçekten büyük bir kıyak. Teşekkür ediyoruz Diego Silva'ya. Ve stoper hattımızı da koyalım arkadaşlar. Asıl zaten ileri hattı. Yani Fransa Lig 1'in arkadaşlar ileri hattını artık siz düşünün daha ben size ne diyeyim. Fransa Lig 1'in ileri hattı baya bir kaliteli ya. Gerçekten baya kaliteli. Şuraya da Andersen'i ortaya koyacağım. Thiago Silva'yı da sağ koyalım. Aslında onlar yan yana olduğu zaman daha mı iyi uyum sağlar diye düşünüyorum. Evet öyle olur. Thiago Silva ile Marquinhos yan yana olsun. Andersen de solda mı dursa sağda mı dursa bilemedim. Marquinhos orta stoperde dursun. Tamam kimya böyle daha iyi oldu arkadaşlar. Ve şimdi maalesef pozisyonda oynatamayacağımız bir oyuncu var ya... Bir oyuncu oynatamayacağız ya da bir oyuncu. Şimdi söylemeyeyim abi spoiler yemeyin. İlk olarak ve İdris'e G'ye alacağım arkadaşlar. G gerçekten Paris Saint Germain'den 81 rating ile çok sevdiğim bir oyuncu. Hemen arkadaşlar G'ye bir alalım. 81 rating. İdris'e G'ye bu E7 yazılıyor pozisyonu da MDO olarak belirleyelim. MO'yu da açalım çünkü bir oyuncu daha alacağız. G'nin değeri 120 kaymış. Buna da 120 k yazıyorum. Hadi abi çıksın karşımıza lütfen. Evet bu çıktı 101 coin ise 101 bin coin ise bile çıktı. GY seni de tebrik ediyorum gerçekten krallık yaptın bize. Ve arkadaşlar şimdi sıradaki isim ve Ratti ya abi bu adamı izlemeye bayılıyorum. Ya gerçekten bayılıyorum. Kullanmadığım oyuncular oluyor arkadaşlar ama ben kendim izlemeye bayıldığım oyuncuları alıyorum. Yani en iyi kadro değil. Her zaman hatırlatayım. Hep izlemeye bayıldım. İzlerken keyif aldığım oyunculardan oluşturduğum bir kadro. Bu hayalimdeki kadro serisi. Ona göre düşünüp yorumlarınızı yaparsanız sevinirim. 676.000 coins'e var. 674 674.000 coins'e var. 666.500 coins'e de var. Verati'ye 666.500 coins'e aldık. Ve şimdi sıradaki ismim. Sıradaki ismimiz kim? Hemen abi orta sahaları koysak mı? Abi çok güzel oyuncular kalıyor geriye. Bir dakika ben bir 89'luk oyuncuyu alayım. Bir bu, bu adamı alalım abi. Bir bu adamı alalım. Çünkü geriye kalan oyuncular bayağı bir iyi olduğu için, hani bayağı sevdiğim, çok sevdiğim oyuncular olduğu için onları birazcık sona bırakmak istedim. Bunu sol kanat yapacağız. Hemen şöyle ligresi Lig 1 olarak seçelim arkadaşlar. Daha Videodan önce arkadaşlar 967.000 coinse görmüşüm ama burada gördüğünüz gibi 887.000 coinse bile var. Hemen o zaman şöyle 887.000 coin yazalım bir. Kaydet, arama dedik ve Ya abi ben bunu anlamıyorum ya. Vallahi bu nasıl oluyor ya? Tam mı denk geldi anasını satayım? Gerçekten anlamıyorum. Di da aldık arkadaşlar. Bir dizilişe koyalım. Bir şu adamları da koyalım arkadaşlar. Hemen şöyle M o şöyle şurayı lig 1 yapayım ben hemen daha rahat bulabilmek için. Lig 1. Evet. Arattık. Hemen şöyle koyduk arkadaşlar. Dimari'ya ve G'yi de koyacağız. Hemen şuraya da G'yi koyacağım. Sonra da sol orta sahaya Dimaria'yı koyacağım ve M O, -O ve sağ orta saha arasında kararsızım. Hani kimi nerede kullanacağım hakkında kararsızım. En sevdiğim gerçekten en sevdiğim Santrafor oyuncusu bu ligde arkadaşlar benim ve onu en sona bırakacağım. Onu da merak edin birazcık bakalım kimi seviyormuşum en çok onu görmüş olacaksınız. Ancak şimdi arkadaşlar pozisyonda oynatacağımız oyuncu o zaman şey olsun bizim. Kim olsun? Tabii ki de Yusuf Yazıcı olsun arkadaşlar. Zaten videonun başından beri bekliyorsunuz muhtemelen Yusuf Yazıcı'yı. Almasam nasıl linç yerdim biliyor musunuz? Ama linç yememek için değil gerçekten sevdiğim için alıyorum. Hani gerçekten sevmesem almam. Bunu merak etmeyin arkadaşlar. Hemen orta sahada MO yapalım. Yani gerçekten keşke sakatlanmasaydı da izleseydik. Ya bu durum beni gerçekten çok üzüyor ama yapacak gerçekten hiçbir şey yok. Şanssızlıklar milli oyuncuları buluyor. Çok üzülüyorum buna. Kim iyi giderse kötü bir şeyler oluyor. Yani anlamıyorum ama bakalım. Bakalım neler olacak. 63.510 koyuysa Yusuf yazıcıyı alıyoruz ve arkadaşlar hemen bir de bir de Neymar'ı alalım. Hemen alıyorum abi Neymar'ı da hiç bekletmeden Neymar'ı da gömeceğiz ve kaçlık kartını alacağız? 94'lük Neymar alacağız. Pozisyonda MO kalsın abi. Fiyatı da ne kadarmış? 1.9 milyon. Hemen yazalım abi. 1.9 milyon gayet iyi. Gayet iyi fiyat bence 94'lük bir karta göre. Neymar 1.9 milyonmuş. Gayet iyi. Yani ucuz almaya çalışıyorum çünkü diğer oyunculara para yetmeme ihtimali çok düşük de olsa var. O yüzden yani hiç risk almak istemiyorum. 1 milyon 878 bin yazalım. Hemen şöyle yazdık. Arattık. Kaydete bastık. Çıkmazsa çıldırırdım. 1 milyon 872 bine bile var. Ve abi 1 milyon 872 artık? Yani ayıp etmiyorsak alalım. Değil mi? Evet 1 milyon 872 bin arkadaşlar? Şöyle hemen en başa gelelim. Ve hemen aldık arkadaşlar. Ve şimdi sırada Son iki oyuncuyu sona bırakalım. Tamam son iki santraforu sona bırakalım. Şimdi buraya buraya Yusuf Yazıcı'yı koyup yükselteceğim. Neymar'ın maalesef boost'u olmayacak. Bu beni gerçekten çok üzdü ama e, olsun olsun olmasın abi. Zaten dörtgen de boost veriyormuş sağ ortası zaten güzel abi. Üçgen düşürüyor sadece o güzel oldu. Yusuf Yazıcı'ya Madison'ı basalım. Üçgen veriyor zaten. Yeterli mi? Abi Yusuf Yazıcı daha çok hak ediyor diye. Yusuf Yazıcı daha çok hak ediyor diye arkadaşlar. Şöyle yapalım. 2 tane 10 bin, bir tane 10.000 verelim. Bir tane 5.000 verelim. Ve 94.340 oyunse de Yusuf Yazıcı'yı 82 gen yapalım. Bu adam hak ediyor çünkü. En azından 82 gen olmuş o olsun arkadaşlar. Ve gayet güzel oldu kartı şu anda. Yusuf Yazıcı da 82 rating oldu. Kimya uyumumuz falan gerçekten çok harika görünüyor. Ve şimdi sırada 2 tane oyuncu var. Ve hemen o 2 oyuncuyu da kadromuza alalım. En sevdiğimi sona bırakacağım için ilk olarak tabii ki de abi bir lig bir santrafor olarak yani şu an istatistiksel olarak en iyi olduğunu düşündüğüm oyuncu bu. Hani en iyi oyuncu bu zaten. Yani bunu tartışmaya gerek yok. Ama benim en sevdiğim oyuncu bir sonraki alacağım oyuncu olacak. Şimdi hemen bu oyuncuyu bir koyalım. Arama demeden önce fiyatına bakalım. Fiyatı 1.3 milyon konuşmuş. Hemen 1.3 milyon 300, 1 .300 yazalım. Konuşamamaya başladım artık. Çünkü çok heyecanlıyım. Alacağım oyuncudan dolayı çok heyecanlıyım. 1 milyon 293 .430 coinse, Kylian, Kylian, Mbappe'yi aldık. Ve şimdi sırada Şimdi sırada çok mükemmel bir oyuncu var. Adı ise... Abi ben kimi çok seviyorum. Siz biliyorsunuz zaten. Her maç yedek çıkıyor. Ama Edinson Cavani. 416 bin daha ucuza da yok arkadaşlar. 415 bin coins'e gördük şansımıza. Ve arkadaşlar tam 100.000 bin coins'le kurtardık. Edinson Cavani'yi de aldık. Hani videodan önce hesaplama yapmıştım ama bu kadar da yakın çıkacağını tahmin etmemiştim. Hani 8 milyon civarı çıkıyordu ama... Hani yetmeme ihtimalini de düşünmüştüm aslında ama yetti. Coins'imiz Allah'tan yetti. Arkadaşlar dediğim gibi yani ben bu coinsleri tekrardan elde etmek için çok uğraşıyorum. Çünkü oyuncuları tekrardan sattığınızda bile hani o kadar coins olmuyor ve hepsini de satamıyoruz. Mesela Yusuf Yazıcı'yı satamayacağım. Çünkü buz bastım. Hani o yüzden arkadaşlar videoları sizlerden güzel bir like patlaması bekliyorum. Bir sonraki bölümde hangi ligi yapalım? Bunu da yorumlara yazmayı unutmayın. Mükemmel bir kadro kurduk şu anda. Gerçekten harika bir kadro oldu. Bu arada saçımın yeni stili nasıl? Her zamanki stil bu gerçi ama yani yeni kestirdim. Ve yüzüm nasıl olmuş? Bunu beğenilerinizle belli edebilirsiniz arkadaşlar. Her neyse burada videomuzun sonuna geldik. Kanala abone olup video like ve yorum atmayı kesinlikle ve kesinlikle unutmayın. Şuradan abone ol butonuna basabilirsiniz. Ve şuradaki iki videodan herhangi birisine tıklayarak efsane ötesi bir videoya gidebilirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Bunu da hiçbir zaman unutmayın. Ve bay bay.